Şimdi arkadaşlar biraz önce bu motorumuzun etiket değeriyle ilgili olan kısımda kaldık. Türkiye'de üretilmiş olan bir asenkron motoru. İşte yukarıda görüyorsunuz 3 yanında alternatif işareti. 3 fazlı bir motor bu. Ve yine sol üst köşedeki 132-S-2 132 kısmı milimetre cinsinden motor milinin yüksekliğini veriyor. Değil mi? S harfi motorun kısa tip bir motor olduğunu. S kısa, M orta, D uzun. İki sayısı ise bize motorun kutup sayısını burada veriyor. Bazen bu 132'nin dışındaki değerler arkadaşlar motor üretici firmalar tarafından da belirlenmiş olan değerler. Biraz önceki motorumuzda L vardı. L demek ki orada neyi gösteriyor bize? Bir önceki motor şekilde baktığımız zaman long yani uzun motor olduğunu bize gösteriyor. Yine üçüncü satırda sol başta 5,5 kW var. Değil mi? Bir saniye. Bu sol baştaki 5,5 kW motorun mil gücü. Aynı zamanda çıkış gücü mekanik güç. Burada 380 ve yıldız 660 yazan kısım var. Motorun 380 voltta üçgen, 660 voltta yıldız çalıştırması gerektiğini açıklıyor. Yani baktığımız zaman bizim elimizde hazır şebekemizde ne var? 380 voltumuz var. O zaman bu motoru ne çalıştırabiliriz biz de orada? Üçgen olarak çalıştırabiliriz. Ve yine yıldız üçgen yol verebiliriz. Etikette üçgen 220, yıldız 380 varsa ve sürücü kullanılmıyorsa bu motor yıldız bağlanarak çalıştırılmalı muhakkak. Eğer etikette 220 bölü yıldız 380 varsa yapılması gereken şey ne arkadaşlar? Bu motoru muhakkak yıldız bağlamanız çünkü yıldız bağladığınız zaman fazlar arası gerilim motor fazlarında düşecek ve buradan motor fazla akım çekmeyecek. Ancak o şekilde çalıştırırsak sargılarda bir problem oluşmaz. Direkt şebekeye bağladığımız zaman. Yine etikette ne var? Kursunuz fi 0,88 değerimiz. Bu ne? Motorun güç katsayısı. Peki bu ne demek? Neydi bu güç faktörü? Tamam, P bölü S olduğunu biliyoruz ama bunun bir fiziksel manası vardır. Allah hayrınızı versin. Süleyman aferin. Yani bu ne diyor? Diyor ki aktif güç görünür gücün %88'i diyor değil mi? Cosinus pi'nin 0,88 olması demek aktif gücü görünür gücün %88'i olduğunu gösteriyor bize. Arkadaşlar bakın ben size şunu söyleyeyim. Biraz önce benim bu söylemiş olduğum tanımları yani bu söylemiş olduğum Cosinus pi 0,88 bu demek ki benim makinemin aktif gücü görünür gücümün %88'i yorumunu samimi söylüyorum. Çoğu kimse bilmiyor. Şimdi ben size şunu sorayım. Siz aktif güçle kosinüs fi ile ilgili şimdiye kadar böyle bir yorum yapmış mıydınız? Yani kosinüs fi 0,6 denildiği zaman siz kosinüs fi'nin 0,6 olması demek aktif gücün görünür gücün %60 olması demektir. Yorumunu yapmış mıydın? Hayır. Yani cosinus pi'yi siz bir rakam olarak görüyordunuz sadece. Değil mi? İşte mühendis olarak bu açıları açıp bakmak lazım işin içerisinde ne olduğunu. İnşallah bu ders size hiçbir fayda olmasa olmasa dahi bunu sağlayacak. Bakın göreceksiniz.
Etiketteki 11.3'e 6.5 ifadesi. 380 üçgen yıldız 660 çalışma gerilimine göre tam yükte çekilen akım değerini veriyor arkadaşlar. Enlehaz diye bir değerimiz var. Şurada görüyorsunuz. Bu enlehaz de motorun besleme genel frekansını veriyor. Enlehaz'a göre üretilmiş bir motorun 60 Hz'de, 60 Hz'e göre üretilmiş bir motorun enlehaz'de çalıştırılamayacağını, çalıştırılabilirse yapılması gerekenleri araştırınız. Bu geçmiş yılların sınav sorusu. Şunu söyleyeyim. Bu sınavlarda da karşınıza çıkacak arkadaşlar. Ya yorum olarak çıkacak ya da sayısal problem olarak. Kesin ha. Bir yere not edin. Tamam mı? Burada 2880 devir bölü dakika var. Bu da motorun nominal devri. Yani nominal yükte yüklü olan motorun nominal hızı. Yani motorun rotor hızı. Ve bu hız biraz önce de gördükten neydi? Senkron hızımızdan daha senkronuza göre bu nasıldı? Daha düşüktü değil mi? Evet. Burada peki hemen bir soru soralım. Kıvanç Hocam. Hocam bakıyorum hemen. Aleyna Günay. Kıvanç Hocam seni uyuttum mu ben? Yok hocam. Mutfağa kadar gitmiştim de. Onun için geliştim, kusura bakmayın. Bence götür yani bir şeyler. Aleyna'cığım şimdi S1 neyi gösteriyordu? Yavallarınızı kullanıyorum. Bunlar çok kolay sorular. Hepsi var notlarınızda. Serbest atış herkes cevaplandırabilir. Kesintisiz sürekli çalışmayı gösteriyor. Santrifüj bombalarda S1 sınıfı motor kullanılabilir. Peki vinçlerde, asansörlerde S1 sınıfı motor kullanabilir misiniz? Hayır, kullanamayız arkadaşlar. Hiç bunun tek cevabı var. Çünkü asansör ne yapıyor? Sürekli dur kalk yapıyor. Eğer S1 sınıfı motor kullanırsanız abi yuttum. Soğutamazsınız. Yanar. Motor seçimini S1 sınıfının dışında, daha doğrusu S1 sınıfı grubun dışında bir sistem bu. Asansör. Kren, jer sistemleri. Şimdi şurada etiket değerlerine göre ben motorun şebekeden çektiği güç, verim, mil momenti ve kompansasyon parametrelerinin hesabı. Arkadaşlar bu tek kelimeyle harika bir soru. Yine şunu söyleyeyim. Son 1-2 sene içerisinde bu notların hepsi değişti benim notlarım. Pandeminin en büyük faydalarından bir tanesi önceden 3 veya 4 kaynaktan hazırlamış olduğum notlar şu anda belki 20 tane değişik kaynaktan hazırlanmış durumda. Bu da onlardan bir tanesi. Şimdi gelelim bir şuna. Şimdi burada şu etiket değerlerine göre motorun şebekeden çektiği güç, verim, mil momenti ve kompansasyon parametrelerinin hesabını şu kısmı bir dikkatlice bir
okuyun arkadaşlar. Buradan yine bir 3-4 tane soru sizlere soracağım. Baktınız mı arkadaşlar? Biraz önce arkadaşlardan bir tanesi bir momentle ilgili bir soru sordu ama ne sormuştunuz? Pull-up momenti dediğim benim derslerde anlatmış olduğum kısım olmalı bu. Semer momenti denilen kısım. Bir oraya bakarsan Selim'ciğim, asenkron makinenin yol alma esnasında nominal momente kadar gelinceye kadar olan kısımda oluşan en düşük moment. Makine her halükarda yük altında dahi bu momentle yükü tahrik edebilmeli. Semer momenti dedikleri şey bu olsa gerek. Pull-up momenti. Şimdi gelelim şuraya. Etiket değerlerine göre motorun şebekeden çektiği güç verim, mil moment ve kompansasyon parametrelerinin hesabına. Şebekeden çekilen güç 380 volt. Akım 11.3 amper, cosinus phi 0.88. Cosinus phi 0.88 dediğine göre bu makinenin aktif gücü görünür gücün %88'i kadar demek ki. Aktif güç görünür gücün %88'i kadar. Buradan P eşittir Q3 çarpı V çarpı I çarpı cosinus. Arkadaşlar burada P eşittir Q3 kullandığına göre şurada hemen birine soralım. Emre sana sorayım. Bakın şurada Q3 çarpı V çarpı I'da buradaki V ve I değerlerimiz hangi büyüklükte? Nisanur sana da geldi. Yani vallahi elektrik makine alacağınız kim? Ben ondan başlayacağım vallahi herhalde. Arkadaşlar geçen ders bunu anlatmadık mı? Eğer 3 olursa faz büyüklüğü, kök 3 olursa hat büyüklüğü. Bunun tek tek ispatını da yaptık değil mi? Hat büyüklüklerimiz. Peki. Buradan motorun şebekeden çekmiş olduğu gücü kök 3 çarpı V çarpı cosinus ile kök 3 çarpı 380 çarpı 11.3 çarpı 0.88'den 6545 watt nominal yükte şebekeden çekilen güç olarak bulduk. Verim değerimiz milden elde etmiş olduğumuz güç ne kadar? 5500. Elektriksel gücümüz 6545 ise o zaman verimimiz ne?
%84. %16'sı nereye gitmiş? Kayıp güce harcanmış. Motorumuzun momenti, mildeki momentimiz M eşit 9550 çarpı P çarpı N. Ya bu nereden geldi diyebilirsiniz. Bu ifadeyi nereden yazdım? Bu ifadeyi nereden yazdık? Aferin Necla. P eşittir M çarpı omega ifadesinden elde ettik değil mi? P eşittir M çarpı omega ifadesinden elde ettik. P değerimiz, mil gücümüz ne kadar verilmiş? 5,5 kilowatt. Devir sayımız 2880 devir bölü dakika. Yerine koyduğumuz zaman momentimiz ne kadar çıkıyor? 18,2 Newton metre. 2 kutuplu. Şimdi kompansasyon hesabına gelelim. Benim bağlamam gereken kondansatör değeri QC. PE çarpı tanjant phi eksi tanjant phi 2. Bunları nereden yazdığımızı biliyor musunuz? Kompansasyonu bilen kaç kişi var içinizde? Peki. Bir kez daha hızlı bir şekilde size hemen burada hatırlatayım. Şimdi normal şartlar altında aktif gücümüz, makinamızın çekmiş olduğu reaktif güç ve şu da benim neyim? Görünür gücüm. Peki. Ben de şimdi bunları unutmuş olabilirim. Çünkü anlatmayınca insan unutuyor. Size hemen bir şey soracağım. Benim şebekemi yükleyen akım değerim hangi akım değeri? Onu da şöyle çizeyim. Şu aktif akım IA, şu IR, şu da benim görünür akımım IS. Şimdi duruyoruz. Bir saniye. Harikasınız vallahi. Sizlerle gurur duyuyorum. Sizlerle gurur duyuyorum. Peki hemen bir şey daha sorayım. Benim asenkron makinamın birinden elde etmiş olduğum gücü belirleyen akım bunların hangisi? Tahta gözüküyor mu arkadaşlar? Tahta gözükmüyor mu? O zaman ben niye çiziyorum bunları? Niye hiç anlatıyorum şimdi? Karanlık mı gözüküyor? Şimdi biraz daha gözüküyor mu? Yoksa lambayı yakacağım. Peki. Şimdi o zaman bakın. Sizlerle birazcık arayı açacağım. Geçen derste söylemiştim. Şuraya bir çizeyim. Şu benim motorumun milindeki güç. PM. Şu da benim 3 fazlı sistem, bağlanmış olduğum sistem. Bu motor şebekeden P çekiyor, Q çekiyor ve S. Değil mi?
Benimle aynı fikirde misiniz? Peki. Hemen bir şey. Şu mildeki PM orantılı şuradaki P ile. PA. Aktif güçlü olan. Ya lütfen bunu unutmayın, olur mu? Mil gücü aktif güç. Mil gücü aktif güç. Mil gücü aktif güç. Anlaştık mı? Elleri göreyim. Evet deyin hocam. Evet. Helal size ya vallahi. Allah razı olsun. Sizinle gurur duyuyorum. Bu benim üçüncü baskım ama yine de sizinle gurur duyuyorum ben. Reaktif güç ne yapar arkadaşlar? Yakup hocam bunu çok iyi anlatmıştı size. Reaktif gücün bir diğer adı neydi? Reaktif güce ne demişti Yakup hoca? Reaktif gücün diğer adı neydi? Şu. Reaktif güç. Bunun bir diğer adı da var. Neydi? Kör güç. Değil mi? Bunun bir diğer adı kör güç değil miydi? Kör güç iş yapmıyor yani. Ben bundan bir şey elde etmiyorum. Kayıp güç değil. Bakın Selimciğim. Kayıp güç dediğimiz ısıya dönüşen güç. Bu değil. Reaktif güç, kör güç. İş yapmayan güç. Hiçbir iş yapmıyor. İşte niye? Bu motor, motorun önündeki benim motor, çamaşır makinamı döndüren güç, şu güç, bu neyle orantılı? Aktif gücümle orantılı. PM, benim aktif gücümle orantılı. PA ile orantılı. Reaktif güç hiçbir iş yapmıyor. Bakın, sizin lütfen buraları unutmayın. Peki, Keman Barajı'ndan İstanbul'a hat çekiyorsunuz. Keman Barajı'ndan İstanbul'a çekilen hattaki. Evet, Yasin. Hattaki gerilimi ayarlamak için şebekeye reaktif güç veriyoruz. Artı ve eksi yönde. Yasin'cim bunları sonra anlatayım mı ben sana? Daha doğrusu sınıfın hepsini anlatacağım. Şu anda orada Keman Barajı'nda tutuyorsunuz. Keman Barajı'ndaki jeneratörün rotor akımını değiştiriyorsunuz. Onu değiştirdiğiniz zaman manyetik alanı değiştirmiş oluyorsunuz. Ve bununla neyi değiştiriyorsunuz biliyor musunuz? Uç gerilimini değiştiriyorsunuz. Keman Barajı'ndaki jeneratörün rotoruna etki eden su miktarını değiştirdiğiniz zaman jeneratörün hızını değiştiriyorsunuz. Dolayısıyla frekansı etki ediyorsunuz. Keman Barajı'ndaki rotor sargısının akımını değiştirdiğiniz zaman bu da size neyi değiştiriyor? Uç gerilimini. Bir jeneratörün uç gerilimi çekilen reaktif güçle orantılıdır. Bu okey. Bir jeneratörün frekansı ise çekilen aktif akımla veyahut da aktif güçle orantılıdır. Bunları anlatacağım zaten. Ha, onları unutursanız zaten elektrik mühendisi olamazsınız. Şimdi gelelim buraya. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz burada? İdris birazcık şurayı anlatayım ondan sonra olur mu? Reaktör dediğimiz şeyler de arkadaşlar doğrudan doğruya bazen hatta veyahut da sistemler kapasitif moda geçebiliyor. Kapasitif moda geçtikleri zaman o kapasitif akım da yine benim hattımı yüklüyor. O yüklenme olmasın diye reaktörleri devreye alıp kapasitif akımın etkisini sıfırlıyor. Peki. Şimdi
şuraya tekrar dönüyorum. Bu ne oluyor biliyor musunuz? Şimdi bu reaktif güç, kör güç hiçbir iş yapmıyor. Sadece ve sadece makinede manyetik alan oluşturmamızı sağlıyor. Veyahut da şöyle diyelim. Eğer bir sistemde bobin varsa, indüktans varsa muhakkak ve muhakkak o bobin ve indüktans hiçbir iş yapmamasına rağmen şu reaktif akımı, reaktif gücü ne yapıyor? Şebekeden veyahut da sistemden çekiyor. Çekiyor. Tamam mı? Ha bu çekiyor da bana ne zararı var ya? Çeksin diyebilirsiniz. Hemen şuraya geliyorum. Bakın ben şuraya geliyorum. Şu akım ve üçgenine. Siz motorunuz var devrede. Manyetik alan oluştursun diye bunu çekiyor. Motorunuz bilindeki yükü döndürmek için şebekeden şunu çekiyor. Bu ikisinin birleşkesi bana ısıyı veriyor. Peki benim şebekeye bağlamış olduğum ampermetre veyahut da motorum diyelim. Bakın çizeyim buraya. Bunu da siz bilin. Şu benim motorum olsun. Yıldız bağlı olsun. Ben şuraya bir tane ampermetre bağladım. AC. Bu ampermetre hangi değeri gösterir? RMS değer. Unutmayın doğru. RMS değer. Efektif değeri gösterir. Peki. Çok güzel. Bu göstermiş olduğu değer R mıdır, R midir, IS midir? Bu değer IS değerimiz arkadaşlar. Ampermetrenin göstermiş olduğu değer neymiş? IS değeri. Yok dizisi falan indirgenmiş hali değil. Peki hemen bir adım daha gideceğim. Bu hattaki bakın şuradaki ben şurada bakın burası da hat. Şurası da Keban Barajı'm benim. Keban Barajı'ndan buradaki fabrikaya çekmişim hattı. Şu da benim R hat. Hat direncim. Hatta kaybolan gücü yazın desem size. Yazabilir misiniz? Bakın buradaki hattaki değer neye eşit biliyor musunuz? I kare çarpı R hat. Peki hatta düşen gerilimi yazın desem size. Hatta düşen gerilimi yazın desem. U hat. Neye eşit olacak? I hat çarpı R hat. Z hat olur da neyse biz Z hat diyelim. Önemli değil. Ha, hatta düşen gerilim de neymiş? Rahat çarpı rahat. Peki. Hemen bir soru daha. Şurada görmüş olduğunuz reaktif akımın değeri artarsa ne artacak? Benim IS değerim artacak. Çok güzel. Isı değerimin artması ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Kayıplar artacak. Ama bunun dışında ne olacak? Benim ısı değerim artacak olursa hatta düşen gerilimim artacak. Hatta düşen gerilimim artacak. Isı değerim artarsa bakın bir şey daha çok önemli. Bu ısı değerim artarsa ben Keban Barajı'ndan fabrikaya kadar çekeceğim hattın kesitini ne yapmak zorundayım? Akım artarsa, buradaki akım artarsa hattın kesitini ne yapmak zorundayım? Arttırmak zorundayım. Çok güzel. Eğer ben burada hattın kesitini arttıracak olursam
Bu hem para hem de mekanik olarak zorlanma demek değil mi? Aynen de öyle. Hem maliyet hem de mekanik olarak o hatlardaki sehimlerin verilmesi hakikaten sıkıntılı bir iş. Ha, onun için de TEDAŞ ne demiş biliyor musunuz fabrikalara? Fabrikaya diyor ki arkadaş diyor sen diyor eğer diyor tedbir almazsa senin fabrikandaki motorlar benim hattımdan şu akımı çekecekler. Bu artacak. Bu artacak olursa benim hattımda gerilim düşümü artacak. Bu olacak, bu olacak. Diyor sen bu akımı çekemezsin. Onun için diyor burada şu değer Fi1 diyelim. Pi bu buradaki şeye göre bakacak olursak ne demiş burada? Fi1, Fi2 demiş. Şu Fi1'imiz olsun. TEDAŞ diyor ki sen bunu çekemezsin. Şu ıvreyi. O zaman diyor bununla ilgili olarak diyor bunu sen fabrikanın girişinde üret. Getir diyor fabrikanın girişine kondansatör koy. Buna da QC de. Bu kondansatörde şu kadarlık bir reaktif gücü kendin karşıla ve bu açıyı Fi2'yi düşür diyor. İşte biz bu işe ne diyoruz arkadaşlar? Kompansasyon diyoruz. Kompansasyon sonucunda şu kadarlık benim IS akımı şu kadarlık akım şu boya düşüyor. İşte istenen şey de bu. Anlayan kaç kişi var arkadaşlar? Biliyoruz değil mi bunu? Bilmeyen var mıydı peki? Peki. Şimdi o zaman geldik tekrardan şeye. Şuraya. Nasıl olsa bu işi birazcık anladık. Şurada. İşte bu kondansatörün sağlaması gereken reaktif güç QC dediğimiz değer. Bunu tanjant Fi1 çarpı P aktif eksi tanjant Fi2 çarpı P aktif değerlerini yerine yazıyoruz. Ve buradan hareketle bizim kondansatörümüzün sağlaması gereken QC değerini hesaplamış oluyoruz. Yaklaşık 3 kV reaktif gücünde kondansatör kullanılırsa burada güç katsayısı ne yapıyormuş? Bir değerine çok yaklaşıyormuş ve bizden böylece neyi azalıyorlarmış? Veyahut da hiç almıyorlar. Bu çok kritik bir değer. Anlaştık mı? Böylece piyasa konutunun etiketinde yazan değerlerde şebekeden çektiği gücü, veriminin, mil momentini, kompansasyon parametrelerini hesaplamayı da bu dersimizde öğrenmiş olduk. Asenkron motorların verimlilik sınıflarına baktığımız zaman da işte IEC'nin verimlilik sınıflarına göre dünya şeyinde, literatüründe çeşitli standartlar kullanılıyor. Önlemleri IEEE'nin yani son zamanlarda bizim bölümlerde birçok etkinliği olan IEEE'nin standardı 112, Japonya'nın JEC 37 ve IEC'nin de yine 6034 iki standardı bu sistemlerde şeyi kullanılıyor. Şu anda görüntü yok mu arkadaşlar? Tamam, slide'ı anlatıyoruz şu anda. Peki. İşte burada bununla ilgili olan standartların tamamı arkadaşlar Almanya'daki DIN standardı. Türkiye'de Türk Standartları Enstitüsü'nün standartları. Bizimki Alman standardına yakın arkadaşlar. Size onu söyleyeyim. Ve bu standartlarla verilmiş olan buradaki standartlara göre metotlar, yöntemler belirtilmiş. Biraz önce arkadaşlarımızdan bir tanesini vermiş oldu. Orada IEC'nin yanlış hatırlamıyorsam neredeydi? 441 miydi? 411 mi? Soğutma sınıfı ile ilgili bir parametreydi. Bu evet, soğutma sınıfını veriyor. Soğutma türünü. Verim çıkış gücünün giriş gücünün oranı 1 eksi toplam kayıplar bölü güç girişi de olarak da veriliyor. Stator sargı kaybı yaklaşık %40-45 verimin tamamına göre baktığınız zaman rotorunki %15 sürtünme kaybı yaklaşık
%10-15, demir kaybı yaklaşık %20, kaçakta yaklaşık %10 civarında bir değer. Ekran şu anda gözükmüyor mu arkadaşlar? Peki. İşte bir asenkron makinenin baktığınız zaman rotor bakır kaybı %15 civarında. Stator bakır kaybı %40-45 civarında. Şurası. Şu görmüş olduğumuz çekirdek kaybı mekanik kayıplarla birlikte %30. %10-15 civarında da bizim yataklarımız ve stator kayıplarımızın tamamı. Şimdi asenkron motorlara yol verme konusuna geldik. Bunu da bir sonraki derse bırakalım mı artık? Önümüzdeki hafta pazartesine bırakalım bunu. Ben bugünkü dersten çok zevk aldım. Çünkü tahtada yazmadım. Evet arkadaşlar, zaten şimdi şeyi kapatalım.